Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bir başka eğitim videosunda yine beraberiz. CCNA eğitimin ICN'li bir partına yani birinci bölümüne hala devam ediyoruz. Şimdi birinci bölmede birinci modülü komple bitirmiştik. 9 parçadan oluşuyor. Ve ikinci modüle başlıyoruz. Birinci bölümün içerisindeki ikinci modüle. Bazı konularda bazı modüllerde tekrar eden konular olacak. Bazılarını hızlı geçiyor olacağız sözel anlamda ki uygulamayı daha ön planda tutmak istediğimiz için. Şimdi sıradaki konumuz paylaşılmış LAN'larla ilgili olan değişikliklere anlam vermek. Bunlar Ethernet LAN'larında gerçekleşen özellikler. LAN segmentasyonunda bir limitasyon var. Yani şimdi Local Area Network'ü alt parçalara böldüğümüz zaman aynı zamanda bir de limitler söz konusu oluyor bizim için. Ne gibi mesela her Ethernet tiplerinde maksimum uzunluk limiti veya datanın aktarılabileceği sinyalin maksimum ulaştığı boyut. Yani sinyalin uzatılmasında A kullanıcısından B kullanıcısına bu aradaki mesafede bir sinyalin kaynağından ilk çıktığı genliğinin aynısını koruyarak karşı tarafa gitmesi lazım ki iletilmek istenilen data aynı boyutta karşı tarafa ulaşabilsin. Değil işte 1-2 byte'lık data, 1 bitlik bilgi bile mevcut paketin içerisinde kaybolduğunda ya da iletilemediğinde data kör at, yani bozulmuş oluyor. Haliyle karşı tarafa data doğru bir şekilde tam anlamıyla iletilmediği için karşıdaki kullanıcı yollanmış olan datanın içeriğini görüntüleyemiyor ya da o datadan faydalanamıyor. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurduğumuzda günümüzde kitabi bilgi olarak her zaman 100 metre gibi bir limitasyon veya mesafe var fiziksel anlamda. A kullanıcısı arada 100 metre mesafe toplamda olduğunu düşünürseniz tek bir kablo ile değil de işte arada hub gibi aktif hub olması lazım. Aktif hub ne demek? Yani hub'lar yönetilemeyen cihazlar, aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Aktif olanları bir portuna bir data kablosu takıldığında, örneğin bu portuna bir data kablosu takıldığında, öteki portundan çıktığında sinyal genliğini çoğullayıcı özelliğe sahip. Pasif hub'larda ise bu sinyal çoğullama özelliği yok. Bu sebeple 100 metre mesafesine takılmış oluyor. Ama piyasada artık hub denilen bir cihazı tek başına satın almayacağınız için böyle bir problemimiz de yok. Mevcutta kullandığımız işte birçok switch, 8 port, 16 port, port sayısı önemsiz. Satın aldığımız bütün switchlerde aktif olarak bu özellik son 7 yıldır teknoloji anlamında sunuluyor. O yüzden bu özelliği aramamızı gerektiren bir durum yok. 100 metre gibi bir mesafeden bahsetmiştik. Dediğimiz gibi bu kitabi bir bilgi. Yani %100 verimden ortaya çıkartılan bir bilgi. %100 verim hiçbir zaman yok. Verim yasasının burada fiziksel anlamda fizik kurallarına göre ön plana çıktığı bir durum var. Benim tavsiyem bu limitasyonları siz 100 metreye göre sıfırlayarak iki uç arasında değil de 90 metre gibi, 95 metreye hiç dayanmadan 90 metre gibi mesafeleri aslında baz almanız. Yani A bilgisayarıyla B bilgisayar arasındaki kullanıcılığı tek bir kablonun geldiği yerden işte 100 küsür metre değil ya da 100 metre değil de bunun arasında 90 metre gibi bir mesafeye mutlaka bir aktif cihaz koyup bu ADSL modeminiz de olabilir, switch de olabilir, hub da olabilir. Sinyal çoğullama özelliğine sahip tek parça repeater da olabilir. Onlar da tek parça anlamda gerçi üretimde yok artık. Eskiden belki ellerinizde kalmış stoklarda tutulan, depoda olan bir cihaz olursa kullanırsınız. Paylaşılmış band genişlikleri, kabloların uzatılmasıyla mesafe limitinin bir bakıma ortadan kalkması, sinyallerin amplifikatör devreleriyle çoğullanması gibi durumlar söz konusu. Bu cihazlar sinyali nasıl çoğulluyor? Şöyle basit manada göstermek istersek, şimdi sinyal çoğullama mantığı aslında şundan ibaret. Şöyle çok kabaca çizeceğim. Şunda biraz problem olduğu için bir türlü sağlayamadık. Şimdi tekrar alalım. Bir de şuradan bir doğru çizdiğimi düşünün. Şimdi
sinyal kaynağından ilk çıktığı anda şöyle bir doğru çiziyor. Ardından işte tekrar sıfır noktası. Ardından işte tekrar dip noktası. Sonra şöyle alalım. İşte sonra tekrar sıfır. Ondan sonra tekrar yine bir noktasına geliyor. Şimdi bunları kaynaktan ilk çıktığında şu en tepedeki diğer 5 volt olarak düşünürseniz, hani doğru akım olduğu için söylüyorum bunu. İşte hemen altında seviye olarak kalacak mertebe 3 volt olsun. İşte bir altındaki atıyorum 2 volt olsun. Şimdi bu mertebeye baktığınız zaman kaynaktan ilk çıktığında sinyal 5 volt yüksekliğinde. Ama gitgide 100 metre mesafesine yaklaşıldığında bu 2 volt gibi mertebelere düşecek. Yani şu mertebelere inecek. Dolayısıyla kaynaktan çıkan sinyalin genliği bu mertebelere düştüğü zaman haliyle sinyal zayıflamış oluyor. Yani şu noktalara geliyor. Şöyle düşündüğünüzde sinyalin buradaki tepe noktasıyla buradaki tepe noktası bir olmadığı için buradaki faz farkından, sinyal farkından dolayı elinizde bulunan data haliyle işte 5 voltluk bilgiyle taşınırken 2 voltluk analog bir bilgi üzerinde taşınıyor. 0-1 bilgileri. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda işte 90 metre gibi, 100 metre gibi fiziksel mesafeler bundan kaynaklanıyor. İşte repeater görevi gören sinyal çoğullayıcı cihazlar sinyalin kaynaktan ilk çıktığı genliğine getirip yeniden 5 volta taşıyıp bu bilginin kaynaktan ilk çıktığı genliğine ulaşmasını sağlıyor ve datanın bir bakıma bozulmamış olmasını sağlıyor. Amplifikatör devreleri sinyal çoğullamak, ses sinyali olabilir, data tipi mühim değil, sinyal genliğini arttırmak ve daha uzak mesafelere taşıyabilmek için sinyal çoğullama amaçlı kullanılan elektronik devrelerdir. Dolayısıyla bu cihazların içerisinde de bu devrelerden küçük de olsa mevcut. Asıl amacı işte bu zayıflamış sinyal segmentasyonunu daha uzağa taşıyabilmek için genliğiyle oynamak. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi genişletilmiş LAN'larda bir de collision denilen bir kavram var. İki kullanıcı aynı anda birbirleriyle görüşmek istiyorlar. Biri A kullanıcısı olsun. Bu da B kullanıcısı olsun. A kullanıcısı B kullanıcısına data kopyaladı. Örneğin bir müzik vesaire klasör kopyaladı. B kullanıcısı da aynı anda A kullanıcısına bir dosya upload etmeye çalıştı. Onun paylaşımına girdi. Şimdi hap tabanlı olan networklerde şu iki yönlü çizgi, ok işareti özür dilerim. Hap cihazının olduğunu anlayabilirsiniz. Birden fazla iki yönlü çizgi varsa o switch'te. Hap cihazının esprisi aslında half duplex çalışması. Yönetilebilir olmamasından dolayı akılsız switch olarak ilan edilirler. Akılsız switch olmasının sebebi MAC adresi gibi bilgileri tutamazlar ve tek yönlü çalışırlar. MAC adresi tablosu tutamadığı için ve tek yönlü çalıştığı için her defasında üzerindeki kullanıcıların istekleri broadcast yani bağırarak gider. İlk defa bu kullanıcı A kullanıcısı B'ye erişiyormuş gibi her paket yolladığında, her istek yolladığında iletişim kurar. Bu sebeple iki kullanıcı arasında çok ciddi anlamda tek yönlü iletişim olduğu için gecikmeler söz konusu olur. İşte bunlar aynı anda birbirlerine data yollamak istediklerinde hap tabanlı bir networkte birbirlerine bağlıysalar İki kullanıcının aynı anda data yolladığı zaman data ortada crash oluyor. Yani çarpışmadan dolayı collision dediğimiz durum söz konusu oluyor. İki kullanıcı da birbirlerine yolladıkları datayı tam anlamıyla alamadıkları için iletişim kopma noktasına geliyor. Dolayısıyla bütün kullanıcıları burada huzursuz etmiş oluyoruz. Aynı zamanda veri iletişimini de olumsuz anlamda engellemiş oluyoruz. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için artık zaten hap tabanlı networkler değil, switch tabanlı star topolojinin kullanıldığı networkler mevcut. Dolayısıyla biz de star topoloji ve mümkün mertebe yönetilemeyen tarzda cihazlar kullanmadığımız takdirde çok ciddi problemler yaşamayacağız. Multiple collision domain denilen yapı. Multiple collision'da
Bir önceki yapıda hap tabanlı bir çalışma söz konusuydu. Bir sonraki network'te switch tabanlı bir çalışma söz konusu. Switch tabanlı olan bu çalışmada birden fazla kullanıcı var gördüğünüz gibi ve hepsi aynı anda birbirlerine çip yönü data aktarımına sahip olabilirler. Nasıl? Collision Domain 1'deki kullanıcı Collision Domain 3'tekine ya da 2'dekine data aktardığında ters yöndeki kullanıcı ters yönde datayı, yani ikisi de çift yönlü birbirlerine bir şeyler kopyalayıp birbirleri üzerindeki bilgisayarların birbirleri üzerindeki paylaşımları, videoları, müzikleri bir şekilde kullanabilirler. Dolayısıyla çift yönlü aktarıma izin verir. Zaten switch simgesinden de anlaşıldığı gibi çift yönlü trafiğe, birden fazla çift yönlü trafiğe izin veren ve bunu yönetebilen cihazlar. O yüzden switch tabanlı networkleri kullanmakta fayda var. Çünkü collision domainleri domaini bir güvenlik sınırı gibi ya da bir network sınırı gibi düşünün. İşte domain deyip işte birinci domain, işte ikinci domain, üçüncü domain, dördüncü domain diye kullanıcıları port bazlı belli gruplara atayarak kendi çapında güvenlik sınırlarını oluşturuyorsunuz aslında. Ve kullanıcıların sadece kendi domainleri içerisinde çakışma bilgisini sınırlandırıp dışarıdaki kullanıcılarla olan iletişimine olumsuz anlamda zarar gelmesini engellemiş oluyorsunuz. Collision domain oluşturulmasının esprisi bu. Switch'te bu collision domainleri yönetebilirsiniz ama hub'larda bu collision domainleri yönetmeniz mümkün değil. Bu sebeple zaten hub kullanmıyordunuz. Arasındaki farkı öğrenip Switch'in de ciddi anlamda nimetlerini de detaylandırdıktan sonra ümit ediyorum ki elinizde app varsa veya app tabanlı çalışan bir cihaz varsa artık onları rafa, depoya evladiyelik olarak kaldırınız. Bunun ardından bu partın sonuna geldik. Özetleyecek olursak bu partın içerisinde, bu bölümün içerisinde fiziksel kablo limitasyonundan 100 metre mesafe gibi bir standarttan, ama bunun kitabı bir bilgi olduğunu, gerçek hayatta bu 90-95 metrelerle sınırlı olduğunu anlattık. Hub tabanlı network dizaynından kaçınmamız gerektiğini, çünkü hub'ın collision domain denilen bir yapıya collision'ı yönetemediği için ve tek yönlü çalıştığı için ciddi anlamda yavaş olduğu ve günümüz networklerinde hiç ama hiç kullanışlı olmadığından, tam tersi durumda bu bahsettiğimiz olumsuzlukları yönetebilmek istiyorsanız, dizaynı da ona göre yapmak istiyorsanız, biraz daha maddi anlamda bir külfete katlanıp switch alacaksınız ve cihazlarınızı yönetebildiğiniz, detayını bildiğiniz ölçüde yapınızı, network yapınızı, LAN yapınızı olabildiğince efektif şekilde kullanıp değerlendirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki partta görüşmek üzere.